haftanın en çok konuşulan konularının başında siber güvenlik endişeleri geldi. Microsoft'un çeşitli serverlarına yönelik saldırılar çok konuşuldu. Bu ne ilkti ne de sondu. Artık bir teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Nitekim bu konuyla ilgili Yuval Hariri, yani İsrailli bir düşünür, kendisi aynı zamanda Sapiens ve 21. yüzyılda 21 makale kitaplarının yazarı da ilginç bir konuya dikkat çekiyordu. Diyordu ki önümüzdeki yıllarda biz bir pandemiyi yaşadık, birinci yılını geçirdik ama önümüzdeki yıllarda teknolojiye yönelik bir pandemi insanlığı çok daha fazla sarsabilir. Zira bakın biz birinci yılını bu hafta girdik. Koronavirüste ilk vaka çıktığından bu yana bir yıl geçti Türkiye'de ve şu bir yılda dünyada hayat durdu, Türkiye'de hayat durdu ama aslında teknoloji sayesinde hala işlerimizi yapabildik. Çocuklarımızı imkanlarımız dahilinde online de olsa okullara yönlendirebildik. Oysa önümüzdeki yıllarda güvenlik meselesi gerçekten bütün dünyayı etkileyecek kadar önemli. Siber güvenlik ise hepsinden önemli. Peki bu firmalara mesela herhangi bir bilgisayarınızı aldığınız, kullandığınız işletim sistemlerini yöneten bir firmalara güvenlikte nasıl güvenebilirsiniz? Ne kadar güvenebilirsiniz? Bunu bir bilene sormak istedim. Bakın teknoloji dünyasında güven neden önemli ve nasıl sağlanıyor? Ozan Bey, ilk sorum Microsoft'a yönelik bu hafta içinde bir siber saldırı gerçekleştiği haberini aldık. Daha doğrusu 2 Mart'ta gerçekleşmiş yeni haberimiz oldu. Bu Türkiye'deki Microsoft kullanıcılarına bir etkisi oldu mu acaba bunun? Merhabalar. Bizim Türkiye'deki kullanıcılara herhangi bir etkisiyle olduğu üzere bir bilgimiz yok. Çünkü herhangi müşterilerimizden bu anlamda bir şikayet gelmedi. Daha çok hani Batı ülkelerine doğru bir etki var gibi gözüküyor. Bir de biz zaten buradaki gelişmeyi öğrenir öğrenmez doğrudan müşterilerimizin birçoğuyla irtibata geçip gerekli önlemleri almalarını sağlamıştık. Dolayısıyla hani zaten olumsuz büyük bir etki beklemiyorduk. Dolayısıyla böyle ciddi bir sorunla karşılaşmış değilseniz. Şimdi özellikle bu tür siber saldırılar güven kavramını bir kez daha gündeme getiriyor. Yani biz çalıştığımız şirketlere ne kadar güvenebiliriz ya da güvenmeliyiz? Sizin için teknolojide güven ne anlama geliyor acaba? Şimdi şöyle tabii teknoloji tüm dünyada günümüzde biliyorsunuz baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Yani biz işin içinde olmamıza rağmen o kadar çok farklı kanallardan farklı teknolojiler gelişiyor ki ve hayatımızı hem yaşantımızı hem işimizi hem öğrenimimizi bir dijital dönüşüm içerisinde değiştiriyor. Hatta bu pandemiyle birlikte de uzun yıllarda belki oluşabilecek bu dijital dönüşümü bir yıl içerisinde sığdırdık diye de söyleyebilirim açıkçası. Çok ciddi bir şey oldu, bir dönüşüme sebep oldu. Bununla birlikte tabii teknolojinin fayda sağlayabileceği birçok unsurlar var tüm dünyada. İşte çok ciddi sayıda bir iş, istihdam açığı var. Yeni gelişen iş alanları noktasında ciddi bir beceri, kabiliyet açığı var. Bununla birlikte toplumlar, insanlar internete daha çok girmek istiyorlar. İnternet üzerindeki servisleri daha çok kullanmak istiyorlar. Bunun dışında insan hakları ile ilgili sıkıntılar var, gezegenimizin sağlığı ile ilgili konular var. Tüm bu konulara biz teknolojinin çözüm bulabileceğini, en azından çözüm bulma noktasında fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. Ancak bunu başarabilmek için, yani teknoloji etkin olarak kullanabilmemiz için bireylerin, kurumların ve hükümetlerin teknolojiye olan güvenini tesis etmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili standartları, yöntemleri herkesi ikna edecek şekilde belirlememiz gerekiyor. Bununla ilgili tabii ciddi yol kat ettik ama hala özellikle ikna boyutunda gidilecek yol olduğu da çok aşikar. Şimdi evet. Güven ne demek teknolojide? Birkaç şeyle tanımlanabilir belki. Bir, aldığınız hizmetin devamlılığı, sürekliliği. Buna güveniyor olmanız, bunun olduğuna inanmanız. Kişisel verilerinizin güvenliği. Sizin kendi mahremiyetiniz ve ayrıca da bu internetin kendisinin ve internet üzerindeki servislere erişimde ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili beklentilerin karşılanması bence teknolojiye olan güveni tanımlamak için yeterli olabilir. Evet. Peki teknoloji hizmet sağlayıcılarına nasıl güvenebiliriz acaba? Siz bu güveni tesis etmek için neler yapıyorsunuz örneğin? Tabii ben ilk önce biz ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Bir kere biz bu işi her şeyden evvel DNA'mızın bir parçası haline getirdik. Bu işi çok ciddiye alıyoruz. Bu çok önemli. Tüm bu hizmet sağlayıcı iddiasında olanlar için geçerli olması gereken bir kere bir prensip. Biz neden bunu böyle yapıyoruz? Bir,
bir kere gizliliğin, mahremiyetin bir temel insan hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun ötesinde şirketler içinde ve kurumlar içerisinde bir temel gereksinim olduğunu düşünüyoruz. Yani rekabet açısından olabilir, birçok açıdan olabilir. Bize dönük tarafı olarak baktığınız zaman biz ne işi yapıyoruz? Yazılım üretiyoruz ve bunu bulut ortamında hizmet olarak sağlıyoruz. Biz buralarda insanları koruyamazsak ve bu noktada güveni tesis edemezsek uzun vadede, orta ve uzun vadede zaten bu sektörde kalmamız, büyümemiz, başarılı olmamız imkansız. Bunun çok iyi bir bilincindeyiz. Tabii bununla ilgili de birçok önlem alıyoruz. Burada şunu kabul etmek lazım. Burada ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız insanları ikna ediyor. Çünkü ciddi güvensizlikler oluşabiliyor her kademede. Biz dolayısıyla bütün ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken güvenliği ayrı bir konu değil, işin parçası olarak kabul ediyoruz. 6 tane temel prensip belirledik. Tüm ürünlerimizin geliştirilmesini veya hizmetlerimizin sunmasında bu 6 prensibe dayanıyoruz. Nedir bunlar? Bir kontrol, yani müşterilerimiz kendi verilerine ilgili tasarrufu kendilerine bırakıyoruz. Buralardaki mahremiyeti çok basit araçlarla, kendilerini çok rahatlıkla öğrenebileceği basit araçlarla kendilerini karar verebileceği imkanı kendilerine sağlıyoruz. Sonra şeffaflık, biz hangi veriyi topladığımızı çok açık bir şekilde duyuruyoruz. Yani bu hizmet alışverişinde hangi veri bize akıyor veya akmıyor ve bununla ilgili tasarrufu da müşterimize bırakıyoruz. Artı kanunlara ve mevzuatlara uyumluluk, dünyanın her ülkesindeki, bunda Türkiye'de dahil, ilgili mevzuatlara istisnasız uyuyoruz ve bunu taahhüt ediyoruz. Bunun akabinde temel kullanıcılarımızın insan hakları olabilir ya da farklı bu noktadaki ihlalleri olduğunu düşünüyorsa kendileriyle birlikte bu noktada mücadele veriyoruz. Örneğin Amerika'dan örnek vermek gerekirse biz Amerikan hükümetinin bizden kullanıcılarla ilgili veya müşterilerimizle ilgili talep ettiği bilgileri yüksek mahkeme konusu yaptık. Ve o noktada mahkemenin sonucunda da bir hükümetle bir settlement oldu, bir anlaşma oldu ve bu anlaşmaya göre biz şu anda tüm dünyadaki hükümetlerin bizden istedikleri bilgileri ne kadar olduğunu, her ülkenin kaç adet hükümetin bizden bilgi talep ettiğini açık bir şekilde yayınlıyoruz. Burada Türkiye'de var, girersiniz web sitemizde Türk hükümetinin örneğin bizden talep ettiği şeyleri görebilirsiniz. Bunu Amerika'da dahil, tüm dünyadaki ülkelerde dahil olmak üzere. Bunun akabinde biz şunu da taahhüt ediyoruz. Biz hiçbir zaman müşterimizle olan bu hizmet anlaşması çerçevesinde müşterilerimizin kendi verilerini bir reklam aracı olarak kullanmıyoruz. Yani buradaki yazışmalarıdır, e-mailleridir, işte birçok kişisel veri kabul edebilecek noktaki konularda bunları kullanmıyoruz. Tek kullandığımız şey olabilir, kendi deneyimlerini daha iyileştirmek. Yani sizin profilinize uygun reklamların karşınıza çıkmasını sağlamak gibi kişisel deneyime yönelik çeşitli şeyler yapılabiliyor, önlemler alınabiliyor. Bu da tamamen sizin şeyinize bağlı, inisiyatifinize bağlı. Arzu ederseniz de bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani söylenebilecek tabii çok fazla şey var ama şunu da belki söylemek lazım. Tüm dünyada kişisel verileri koruma kanununun en ileri noktada olduğu kanunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin kişisel verileri koruma kanunu, GDPR olarak ifade ettiğimiz kanun. Bu sadece Avrupa ile ilgili olmasına rağmen dünyada biz müşterilerimizin nerede olduğundan bağımsız olarak hepsi için geçerli kıldık bu mevzuatı ve hepsi için bu güvenlik ve mahremiyet kurallarına uyumluluğu sağladık. Bunun gibi birçok konuda faaliyet gösteriyoruz. Evet, Ozan Bey, son olarak bireysel kullanıcılar ve kurumlara düşen sizce görevler varmış? Çünkü siz iki noktada da, iki ayrı partiye de hizmet veriyorsunuz. Nedir bu görevler? Tabii yani bir kere herkesin fiziksel güvenliğinde olduğu gibi yani bu internet ortamında da kullanırken bu mobil telefonunuz olabilir, laptopunuz olabilir, bilgisayarınız olabilir. Kişisel olarak almanız gereken önlemler mevcut. Bir kere uyanık olmanız lazım, akıllı olmanız lazım. Aynı nasıl evinizin kapısıyla ilgili veya işte güvenliğiyle ilgili, şahsi güvenliğinizle ilgili önlemleri alıyorsanız buralarda da biraz hem uyanık olmak, bilinçli olmak, biraz da belki belli noktalarda da bilgi seviyemizi arttırmak gerekiyor. Çünkü biraz yani ilk başta da söyledim, artık teknoloji hayatımızın çok önemli bir parçası oldu. Yani hangi yaşta olursanız olun, işte ufacık bir çocuktan işte daha ileriki yaşlı kişilere göre herkes burada çeşitli şekilde bir etkileşim içerisinde ve kişisel bilgilerin gidip geldiği bir ortam var. Bunun akabinde biz Microsoft olarak da şu anda hem verdiğimiz hizmetleri en üst seviyede koruyoruz.
Bununla birlikte kendimizin ayrıca güvenlik anlamında sunduğu birçok çözüm var. Ve bu aslında Microsoft son yıllarda baktığınız zaman bu noktada dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Biz sadece güvenlik ve uyumluluk çözümlerine yılda 1 milyar doların üzerinde Ar-Ge bütçesi yatırıyoruz. Bunun üzerinde 4000'e yakın çalışanımız sadece güvenlik konusunda müşterilerimizi korumak üzere çalışıyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bunlar çok çarpıcı örnekler olduğu için söylüyorum. Sadece 2020 yılında kötü amaçlı yazılımlar dediğimiz bu malware yazılımcıklarının yarattığı tehditleri önlemek üzere ki performansa baktığımız zaman tam 6 milyar tehdidi biz bu ekibimizle birlikte önledik. Şunu da söylemek önemli olabilir. Microsoft'un şu anda bütün yönettiği sistemlerden ve cihazlardan kişisel verilerinden arındırılmış güvenlikle ilgili sinyalleri analiz ettiği bir yapısı var. Güvenlik servisi var. Biz günde 8 trilyona kadar sinyali tarıyoruz ve buralarda herhangi bir anomali var mı, herhangi bir güvenlik tehdidi var mı? Bu noktada gereken önlemleri tüm dünya genelinde alıyoruz ve hem hükümetler olsun hem de ilgili paydaşlar olsun bu bilgileri de kendileriyle paylaşıyoruz. Dediğim gibi oldukça ciddi olduğumuz, hem güvenlik anlamında hem müşterilerimizin mahremiyeti anlamında çok yoğun çaba sarf ettiğimiz bir noktadayız. Ama şunu da bilmek lazım, fiziksel güvenlikte olduğu gibi internet üzerindeki güvenlikte de %100 güvenlikten hiçbir zaman bahsedemeyiz. Bunlar katman katmandır, mümkün olduğu kadar en iyisini yapmaya çalışırsınız. Ve her zaman biz içeride bir hacker'ın olduğunu ve bir şeyler yaptığını varsayarak hareket ederiz ve böyle de hareket ediyor olmak lazım. Bu noktada gereken önlemleri herkes alırsa ben bu noktada ciddi problemler yaşanmayacağına da inanıyorum. Sayın Ozan Öncel, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. İyi günler dilerim. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güvenli günler dilerim.